insanların aklına ne geldiğini sanıyorsunuz? Vallahi toplumda Sedat Peker denilince insanların aklına ne geldiğini zannediyorum. Yani siz dışarıdan bakan bir gözü olsanız, o fotoğrafa nasıl bakarsınız? Ne diye bakarsınız? Vallahi ben o fotoğrafa nasıl baktığımdan ziyade şunu söylemek isterim. O fotoğrafa bugüne kadar bu şekilde bakılmasını sağlayan insanlar neden bu yönde sağlamışlar? Bunun da araştırılmasına fayda var. Sizin hiç günahınız yok mu derim. O fotoğrafın öyle oluşmasında? Ya günahsız insan Kadir Bey. Hayır ama bakın bir şeyi yargılıyoruz. Hayır tamam eyvallah. Bir şeyi yargılıyoruz ve bir şeyi söylüyoruz. Bir fotoğraftan söz ediyoruz. O fotoğrafın öyle oluşmasını sağlayan insanların hiç günahı yok mu diyorsunuz? Ben de diyorum ki sizin hiç günahınız yok mu? Kadir Bey. Yani durup dururken mi öyle bir Sedat Peker imajı oluştu toplumda? Ben size anlatmayı düşündüğüm şeyler daha farklıydı. Sorularınızı cevaplıyor olabilmek benim için tabii ki çok güzel. Ben size muhabbetin başında dedim ki ben günahsızım demedim ya. Ben kendimi bildiğimden beri bir kere ben günahsızım, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyle bir şey demedim. Ben bu dünyanın nasıl bir şey olduğunu bilebilecek kadar çirkinliklerinin içinde yaşadım. Yani bunu bana soruyorsunuz. Ben bu çirkinliklerin içinde yaşadım. Size örneklendirmede bulundum. İnsan kalbinin fitresini anlatmak gayretinde oldum. Ben demek istedim ki yaşanmışlar, olmuşlar vardır. Ben o filtre zarar gördüğünde tamir edebilmek adına gayretler içerisinde oldum. Ben bunu anlatmak istedim. Yani şu mu? Beni geçmişimle yargılamayın mı diyorsunuz? Şimdi büyük bir dini topluluğun ülkemizdeki başındaki fikir büyüğü olarak görünen insan değiştim diyor. Değiştiği kabul görüyor. Şu an Allah uzun ömürler versin. Hükümetin başındaki başbakanımız ben değiştim diyor. Kabul görüyor. Sonucunda toplumları oluşturan bireylerdir. Bir bireyin değiştiği kabul görmediği sürece bir toplumun toplum olabilme hakkı var mıdır? Ben diyorum ki değişebilmek adına senelerdir büyük gayret gösteriyorum. Ve elimi uzatıp kimseden yardım istemiyorum. Ama sadece diyorum ki ayaklarımdan tutup beni çekmeyin. Beni ayaklarımdan tutup eğer çekerseniz ben değişimimi tamamlayamam. Eğer ben değişimimi tamamlayamazsam da